Merhaba gençler, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 10. sınıflar için yeni bir yazı hazırlık videosu hazırladım. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle, şekildeki P ve R iletkenlerinin sırasıyla T ve 4T sürede belirtilen yönde akım geçmektedir, yükler geçmektedir. P, R iletkenlerinden oluşan akımlar oranı I, P, I, R oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki biz akımı nasıl buluruz? Yük hareketinden buluruz. Yükün sembolü Q'dur. Q eşittir I çarpı T şeklinde yazarız. Buradaki yükümüzü tabii ki mutlak değer olarak almamız lazım. O zaman Q'nun yük olduğunu unutmayalım. I burada akım. T de nedir burada? Süre. Şimdi devrede oluşan toplam yükü o zaman şöyle bulalım. Burada toplam ne kadar yükümüz var? İki tane eksi yükümüz var. Bir tane artı yükümüz var. O zaman toplam yükümüz burada 3Q diyoruz. İ ne diyelim ip çarpı T süre demiş birincisine, İkincisinde burada 3P, 3Q ve 1Q var toplamda 4Q yükümüz var. Buna da arkadaşlar İR demiş çarpı 4T. Sonra bunları bir oranladığımız zaman şurayı oranladığımız zaman bunlar bunlar gitti T'ler gitti, 4'ler de giderse burada ip bölü İR akımız arkadaşlar kaç geldi 3 geldiğini görmüş oluyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Ne demiş? Şekildeki iyon içerisinde bulunan e, tüpte 1 dakikada bir yönünde 10 klonluk pozitif yük, iki yönünde 20 klonluk negatif yük geçirmektedir. Buna göre tüpte oluşan akım kaç amperdir? Şimdi burada akımı nasıl biliyorduk? Akım eşittir arkadaşlar. Yük eşittir. I çarpı T değil miydi? Şimdi burada 10 klonluk pozitif yük varmış. 20 klonluk negatif yük varmış. Buradaki Q'yu nasıl almamız lazım? Mutlak değer şeklinde almamız lazım. O zaman toplam yük 10, 20 daha ne yapar? 30 Q, 30'luk yapar. Evet akımı bilmiyoruz. Dakika 1 dakika verdiği burada zamanı saniye olarak almamız lazım. 1 dakika 60 saniyedir. Devrede oluşan akım 30 bölü 60'tan o zaman 0.5 amper olarak bulmuş oluyoruz. Tabi yönü ne tarafıdır? Yönüne dikkat edelim yönü şu tarafı arkadaşlar. Tabii ki negatif yükle ters yönlüdür. Bir yönünde pozitif yüklemiş O zaman iki yönünde negatif yük. İki yönünde negatif yük arkadaşlar negatif yükünün, yükün tersi. O zaman elektronlar yani şu tarafa gidiyorsa akım ise elektronu her zaman ters yöne gider. Onun için akımın yönü nedir arkadaşlar? Elektron yönüne zıttır. O zaman ne tarafa gidiyor? Bir tarafına bir yönünde 0.5 amperlik bir akım oluşmuş oldu. Evet geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aynı maddeden yapılmış demiş. XY tellerinin dirençleri Rx ve r Dirençlerin oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar direnç formumuz neydi? Direnç formumuz R eşittir. Rho, L bölü S değil miydi? ρ burada arkadaşlar öz dirençtir. L boyudur. S kesidir. O zaman arkadaşlar hemen dirençten oranlayalım. Rx eşittir. Bunun tabii ki aynı madde verdiği için öz dirençler aynı. L bölü 2 S dememizdir. Hemen arkadaşlar c y yazalım. Aynı madde için R'lar aynı. 2 L bölü S şeklinde oranlayalım. Bunları oranladığımız zaman bunlar ne yaptı gitti. Yukarıda kaç kaldı? Yukarıda 1 bölü 2 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Bunun oranı kaç çıkar arkadaşlar? 1 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aynı maddeden yapılmış kesit alanına ve uzunluklara verilen x'ye ile iletken telleri şekilde gibidir. İletken dirençlerin oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar direnç formumuz neydi? Direnç formumuz tabii ki şöyle diyelim. Direnç formumuz arkadaşlar R eşittir. Rho L bölü S idi. Rho öz dirençti. Aynı madde yerildiği için o zaman ρ dediğimiz öz dirençleri aynı. O zaman dirençleri oranı hemen yazalım. Rx eşittir. Şu şekilde yazalım. ρ 3 l bölü 2a. Çünkü kesitini 2a vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. R'ye yazalım. R'ye aynı madde. Boyu 2 l kesiti 3 l. O zaman 2 l bölü 3a şeklinde oranladığımız zaman araya bir çizik atalım. Q'lar gitti. L'ler A'lar gitti arkadaşlar. Yukarıda kaç kaldı? 3 bölü 2. Aşağıda 2 bölü 3 oldu. 3 bölü 2 olduğu gibi yazılır. O zaman bu da ne yapılır arkadaşlar? Ters çevrilir. Bu da 2 bölü 3 şeklinde yazılırsa o zaman bunun oranı arkadaşlar. Her ikisi de e, kaç geldi burada arkadaşlar? Evet. Şöyle düzeltmemiz lazım. Tabii ki altta ne yapılır? Ters çevrilir. O zaman arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman 3 bölü 2 yazdık. Bunu da ters çeviriyoruz. O zaman cevabımızı 9 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki yaptığımız şey arkadaşlar. Rolarını öz direnç boyunu kesiti yazacağız. Bakın her şey burada ne yapılmış? Bu şekilde gösterilmiş. 3 bölü 2. Bunu 2 bölü 3. Bunu ne yaptık arkadaşlar? Alttakini ters çevirdik. Ters dediğimiz zaman oranı bu şekilde görmüş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına Y, yanlış olanlara Y, doğru olanlara D, yanlış olanlar Y e, de, yazınız demiş. Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin hareketindedir. Hayır arkadaşlar. Pozitif yüklerin hareketinde değil. E, elektronun e, elektronun zıt yönündedir. Yani o zaman ne oluyor? O zaman bu ifade doğru olmuş oluyor. Çünkü şöyle diyelim arkadaşlar. Şu şekilde yorumladığımız zaman burada artı yükler olsa Burada arkadaşlar negatif yük olsa yani negatif yük e, bu tarafa doğru gelirken akım ne yapar? Bu tarafa doğru olur. O zaman pozitif yüklerin yönündedir. Evet, Bu ifade doğrudur. İletken bitenin kalınlığı artık direnci artar. Direnç ifadesi neydi? Direnç nefesi Rho L bölü S. Yani demiş ki kalınlık artarsa direnç tabii ki azalır. O zaman bu ifade yanlış oldu. Bir maddenin elektronun hareketine karşı gösterdiği zorluğa dirençtir. Evet direnç arkadaşlar zorluk demektir. Kime karşı zorluktur? Akıma karşı zorluktur. Elektrik akımı ileten madde iletken madde denir. Evet elektronun hareketine izin veren maddelere iletken maddeler denir. İletken bir telin öz direnci telin cinsine bağlıdır. Evet öz kelimesini gördüğümüz zaman maddenin cinsi demektir. O zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. Birim yükün devriyle dolaşması için gerekli enerji potansiyel fark denir. Evet bu potansiyel enerji arkadaşlar. Tabii ki e, o zaman unutmuşsun gerekli olan enerjiye potansiyel farkı denir. Burada e, Evet burada arkadaşlar pilden bahsetmiş. Pildeki yani artı eksi kutbun yani belli bir enerjisi vardır. Bu taraf yüksek potansiyeldir. Burası düşük potansiyel. Bu enerjiyle farkıyla ne yapar? Bir tabii ki enerji e, farkıyla sistem e, üzerinde dolaşmış olur diyoruz. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Şekildeki devre parçasında ile arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Şimdi arkadaşlar devreyi zaten açık ve net görüyoruz. <laughs> Öncelikle ne yapacağız? Tabii ki bunların seri olduğunu gördük. Seri bağlı dirençler ne yapılır? Direkt toplamda burası nedir? 2 ohm Evet burada da arkadaşlar bir serilik var. 6 ohm Burası paralel. O zaman ne oldu? Burada arkadaşlar burada 3 ohmluk bir direnç oldu. Ortada 6 ohmluk bir direnç oldu. Altta da 2 ohmluk direnç oldu. Şimdi burada ikişer ikişer hesapla gidebiliriz. Önce 3 ile 6'yı yapalım. İkişer ikişer payda hesaplarken çarpıyoruz. Toplamda bölüyoruz. 18 bölü 9'dan 2 oldu. O zaman buranın 2 olduğunu ne yapalım? Şu şekilde bilelim. 2 ile 2'yi tekrar yapalım. 2 çarpı 2. 2 artı 2 dersek eşdeğer direnci toplamda 1 olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. 3 ohmluk dirençlerle kurulmuş devre parçası oluşturmuştur. Buna göre eş değer direnç karşı. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu devrenin nasıl bir devre olduğunu iyi anlamamız lazım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burası K noktası devrenin giriş noktasıdır. L noktası devrenin ise çıkış noktasıdır. O zaman önce ip giriş tayin edelim. Harflendirme yaparsak burası K olur. Buradan da yaparsak arkadaşlar L olur. Burası L. Burası L direncin dibine kadar aynı harfi vererek şöyle çözebiliriz. Tabii ki şurası arkadaşlar orta nokta olduğu için buralara ne diyelim? Buraya O diyelim. Buraya O diyelim. O zaman orta noktaya her zaman O harfini kullansak daha güzel olur. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi başlangıç noktamız neydi? K idi. Çıkış noktamız L idi. Orta nokta O idi. Şimdi bunları tek tek gösterirsek. Burası ne arasında? K o arasında. K o arasında. O zaman şu şekilde bir 3 ohm'u yazalım. Bunu hemen çizelim. Başka OL arasında ne var? Bir 3 ohm var. O zaman OL arasında şu şekilde bir 3 ohm yazalım. Bunu da yazıyoruz. OL arasında yine bir 3 ohm'umuz var. Buraya bir tane 3 yazıyoruz. Burası arkadaşlar bir OL arasında bir tane daha varmış. O zaman bu şekilde üç tane OL olduğunu gördük. O zaman KO, OL, OL, OL yazdık. Şimdi bunu eşdeğer direnci bulalım. Eğer 3 tane paralel varsa ve hepsi aynıysa direkt R bölü N yazılır. Yani 3 tane olduğu için 3 bölü 3'ten burasını 1 yazarız arkadaşlar. 3 ile 1 ucuca olduğu için o zaman R eşini yapar. 3 artı 1'den 4 ohm olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik başka bir eşdeğer direnç sorumuza. Şekildeki devre parçanın x'i arasındaki eşdeğer direnç kaçtır? Yine arkadaşlar şöyle yapalım. Buranın arkadaşlar giriş noktası olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Y noktasında çıkış noktası olduğunu bilelim. Şimdi burada harf olarak şöyle yapalım. Şimdi burası arkadaşlar şuraya kadar x, şuraya kadar x. Yani direncin sonuna kadar şuraya kadar aynı değeri verebiliriz. Aynı şekilde çıkışını belirleyelim. Buradan çıkış burası y'dir. O zaman burada burası y'dir arkadaşlar. Burası şu şekilde y'dir. Y nereye kadar gidiyor? Y buraya kadar gidiyor. O zaman şu araya ne diyelim? Şu araya da tabii ki ortaları O diyeceğiz. O zaman O noktasını ne yaptık? Bu şekilde tayin ettik. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Başlangıcımız X'ti. Son noktamız Y'di. Ortası da O'ydu. Şimdi bunları tek tek gösterelim arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şurası O, X arasında. O zaman O, X arasında şöyle çizelim. Ve şuranın iki omu olduğunu hemen şuraya yazalım. Ve bunu yazımızı ifade edelim. OY arasında bir OY bir OY burada. O zaman iki tane OY olduğu için iki tane OY çizelim. Şu şekilde burası 4 ohm, burası da 4 4 ohm diyelim. Şunları çizelim arkadaşlar. Başka ne kaldı? Burada XY var. O zaman X'ten Y'ye şöyle arkadaşlar bir tane şunu çizdim. Burası 4 ohm oldu. Burada bakın XY var. O zaman şu şekilde ne yaptım? Bir tane daha 4 ohm oldu. Şimdi başka kaldı mı başka kalmadı. O zaman bunların hepsini yazdık. Nereden başlayacağız? En içeriden başlayacağız. En içeri burası gördüğünüz iki paralel var. Paralelleri ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Tabii ki toplamına bölüyoruz. 16 bölü 8'den burası 2 ohm oldu arkadaşlar. Şimdi 2 ile burası tabii 2 oldu. 2 ile 2 ucucu olduğu için burası 4 oldu arkadaşlar. Artık üst taraf 4 oldu. Ortası 4 oldu şu gördüğünüz gibi. Bir tane daha 4 var. O zaman burada 3 tane 4 oluşur. R bölü N diyebiliriz. 4 bölü 3'ten ya yani ortalamasını rahatlıkla alarak sonuca gitmiş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Çekilikli devre parçasına KL noktalar arasındaki eş değer direnç kaç demiş. Yine devreye girişi tayin dedim. Burası arkadaşlar giriş noktası değil mi? Burası devrenin çıkış noktası. O zaman girişin tayin edelim. Burası da K. O zaman şurası K oluyor. Burası arkadaşlar L noktası. Burası da L noktası. O zaman giriş ve çıkışa belirttik. Şimdi orta noktaya gelelim. Orta noktaya ne demiştik? O diyecektik. Burası O noktası oluyor. Burası O noktası oluyor. Direncin dibine kadar. Şuraya kadar O. Bakın O tam nereye geldi? Buraya geldi. Buraya geldi. Şimdi burada arkadaşlar kısa devre var mı diye bakalım. Aynı harfler içinde kalıyorsa kısa devre. Gördüğünüz gibi iki tane aynı harf içinde kaldığı için Direk arkadaşlar bu iptal. Şu an düzeltelim hemen. Devremizi şöyle yapalım. Şimdi başlangıcımız kaydı. Ortası oydu. Çıkışımız lead. Şimdi burası K o arasında. K o arasında bir tane şöyle arkadaşlar. 8 ohm yok mu? Hemen çiziyoruz. Burada bir tane daha 8 K o var. O zaman şuraya da bir tane 8 yazıyoruz. Bunu çiziyoruz. Evet, 2 o gitmişti. O ile arasında bir tane 3 var. Hemen bunu yazdık. Bunu da sildik, bir de o ile arasında 6 var, o ile arasında arkadaşlar 6 var. Şimdi ne yapacaktık? Evet, ikişer ikişer para buna paralel olduğunu görüyoruz. 8'de 8 ile 8 paralel yaparsak, 8 çarpı 8, 8 artı 8, o zaman ne geldi buradan? Tabii ki 4 geldi, o zaman burası 4. Bunu yaparsak, 3 çarpı 6, 3 artı 6, 18 bölü 9'dan 2 geldi, o zaman burası da 2 oldu. 2 ile 4 yan yana olduğu için seridir. O zaman burası da 6 ohm olarak görmüş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Şekildeki demiş bize elektrik direksine KL noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Şimdi devreyi yine arkadaşlar giriş ve çıkıştan belirtelim. Şimdi buranın K noktasının giriş olduğunu ne yapalım söyleyeyim. L noktası çıkış diyelim. O zaman girişimiz nereye? Buraya kadar K diyoruz. Buradan giriyoruz. Buradan K gidiyor. Evet direncin gidebildiği kadar yani bu son yani buraya kadar ne yapıyoruz? K diyoruz arkadaşlar. O zaman K girişimiz ne yaptı? Demek ki direncin dibine kadar aynı harfi verebiliyormuşuz. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Burası L noktası. L noktası ne abi? Direncin sonuna kadar L. Buralar L diyoruz. Ama ortalara ne diyorduk? Ortalara tabii ki O diyoruz. O zaman ortası o. Şimdi başlangıcımız kaydı. Ortamız oydu. Çıkışımız L'ydi. Şimdi bunları gösterelim. Öncelikle evet şuradan başlayalım. Şu K o arasında 3 var. O zaman K o arasında şu şekilde bir 3 ohm var mı? Hemen bunu çiziyoruz. Burada bir K o daha var. K o arasında bir 3 ohm daha var. Bunu da yazdık. Bunu da çiziyoruz. Evet bir K o daha var arkadaşlar. Burada bir K o daha var. Burada 3 bir tane daha 3 var. Evet bunu da çizdik. Başka ne kaldı? Şurada L, O var. L, O arasında çiziyoruz. Burası 3, O oldu arka. Bunu da çizdik. Bir de K, -L arası varmış. K, D arası da baştan sona doğru. Bu da 4, O varmış? Yani bunu sildik. Şimdi içeriden başlayarak dışarı çıkalım. 3 tane paralel olduğu zaman hepsi aynı ise R bölü N. Yani 3'ten 3 üç tane varsa direkt ortalamasına alarak buranın komple bir diyebiliriz. 1 ile 3 ucuca olduğu için ne yapar? 4 yapar. 4 ile 4 karşılıklı iki paralel konuma geldi. Ne yapıyorduk? 4 çarpı 4. 4 artı 4 artı 4 diyoruz. O zaman 16 bölü 8'den burası kaç geldi? 2 geldi diyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle düzeltelim tekrar. Ne demiştik? 4 çarpı 4. 4 artı 4 deyip bu şekilde yapabiliriz. İsterseniz aynısı olduğu için 4 bölü n yani ortalamasını alarak da sonuca gitmiş oluruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Sorumu şöyle demiş arkadaşlar. Devredeki ampermetre 12 amperi gösterdiğine göre voltmetre kaç voltu gösterir? Şimdi devremizin tabii ki burada ne yapmış? Buranın 12 amper olduğunu söylemiş. Bize neyi soruyor? Voltmetreyi soruyor. O zaman burada ne yaptı? 12 amperimiz geldi. Burada 12 amperimiz tabii 1-2 de alması lazım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 6, 3'ün 2 katı olduğu için buraya x akımı giderse buraya kaç x akımı gelir? 2 katı olacak 2x olur. O zaman buradan gelen akım da buna göre 3x olması lazım. Yani 3x eşittir 12a ise x başına düşen miktar ne olarak arkadaşlar? 4a olmaz mı? Artık bundan sonra şuraya ne yazacağız? Şuraya 4a yazacağız. Şuraya 8a yazacağız. Biz bunun voltunu, voltun formülü var değil miydi? Var demek şu ikisinin çarpımı 4 çarpı 6'dan 4 kere 6 ne yapıyor? Burada 20 volt, 24 volt olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik gençler başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. KL dirençleri oluşturan şekil birdeki elektrik devresine ait grafik verilmiştir. Ampermetre okunan değer kaç amperdir? Şimdi soruya şöyle bak başlayalım. Tabii ki burada volt ne vermiş arkadaşlar? Tabii ki burada volt grafini vermiş. Voltla akım grafini vermiş. Voltun akımı oranı bize direnci vermez mi? O zaman K'nın direnci bu. Şu köşe noktalar bakalım. O zaman K'nın voltu 8, akımı 4. O zaman K'nın direncini yazarken 8'i 4'e bölersek ne oldu? Tabii 2 ohmluk bir direnci oldu. Aynı şeyi değil için yapalım. Şu köşeden bakalım. 8'i 8'e böleceğiz. O zaman L'nin direncini yazarken 8 bölü 8'den kaç oldu? 1 ohm oldu. Şimdi bunlara yerine yazalım arkadaşlar. Buranın 2 ohm olduğunu biliyoruz. Buranın 1 ohm, burası da 2 ohm. Burası arkadaşlar kaç ohm? 1 ohm oldu biliyoruz. Şimdi bize hani amper meseleyi sormuş. O zaman şöyle yapalım. Buranın eş değer direncini hemen bulalım. Paralel olduğu için 2 çarpı 2, 2 artı 2'den kaç geldi? 1 geldi. O zaman burası 1. Bir de bunun ucunda var. O zaman arkadaşlar R eşimiz kaç oldu? 1 artı 1'den direkt 2 ohm oldu mu? Şimdi bize amper olmuş. Hemen formülümüzü vır yazıyoruz. Evet voltumuzu 8 vermiş. R eşimizi biz ne bulduk? 2 bulduk. O zaman akımız akımız kaç amper geldi buradan? 4 amper olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle, şimdi demiş ki özdeş dirençlerle kurulmuş şekilde elektrik derecesinde ampermetrenin gösterdiği değer A'dır, voltmetrenin gösterdiği değer V'dir. A V oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza şöyle başlayalım. Şimdi bir de tabii ki bu devrede nasıl bir devre olduğunu, paralel olduğunu görüyoruz. Paralel olduğu şöyle anlıyor. Zaten karşılık bütün sisteme paralel oluşum paralel devrede neler eşittir? Paralel devrede bütün devrelerin voltu ne olmak zorunda? Hepsi aynı olmak zorunda. Şimdi o zaman burası 30 voltsa, burası da 30 volt mu? O zaman buranın da 30 volt olduğu için Buradan geçen akımın kaç amper? 5 amper. 5 kere 6, 30. O zaman buradan geçen akımın da 5. 5 kere 6, 30. Buradan geçen akımın da arkadaşlar 5 kere a, 30 olması. O zaman voltmetrenin burada 30 volt olduğunu anlamış olduk. Şimdi burada akımı sormuş. Akım ne yapıyor? Buradan arkadaşlar 5 amper geliyor. Üstten de 5 amper geliyor. Burada ikisi birleşiyor. O zaman buradaki ampermetre niye gösterdi? 10 amperi göstermiş oldu. Evet geldik başka bir sorumuzda. İç direnç önemsiz özdeş demiş. Piller ve özdeş direnç telefonu şekildeki elektrik derecesinde KLM pillerin tükenme süreden sormuş. Tabi tükenme süresi arkadaşlar neye bağlıdır? Akımla ters orantılıdır ama hangi akımla dediğimiz zaman tükenme süresini belirleyen yani T'yi belirleyen pilden çıkan akımdır. Pilden çıkan tabii ki akıma bakmamız gerekiyor. Akımla nasıl orantılı? Ters orantılı. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi burada tek tek o zaman bulalım arkadaşlar. Şimdi buranın akımını bulmaya kalkarsak. Birincinin akımı nedir? Buranın voltu V, R ise o zaman buradan çıkan akım V bölü R'dir. Hemen bunu böyle yuvarlak için alalım. Şimdi bu devre paralel olduğu için bütün voltla eşit olmak zorunda. O zaman şuradaki volt nedir? Akım nedir? V bölü R'dir. Ama bu V bölü R iki koldan gelmiş. O zaman her bir koldan gelen V bölü 2 R. Burası da V bölü 2 R. Biz şimdi buradaki akıma bakmamız lazım. Çünkü pilden çıkan akıma bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki akımı hesaplarken iki tane pil var. Artı eksi artı eksi 2 volt yapar. O zaman buradan çıkan akım 2 V bölü R'dir. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken arkadaşlar buradaki tabi akımlar. Şimdi buradaki akımlar kaç gördüğünüz gibi şunlara bakmamız lazım. Yani burada en önemli husus pilden çıkan akım. Şimdi buradan V1 R çıktı. Buradan V1 R çıktı. Buradan 2 V1 çıktı. En az akım buradan çıkıyorsa o zaman L'nin ömrü en uzun. Buradan 1 çıktı çıkarken sonra K en erken biten pil tabii ki en çok akım çıkıyorsa. Demek ki akım sıralamasının tersi en az çıktığı için direkt en uzun süre yaşıyor. En fazla akım meydan çıktığı için o zaman en erken de M bitmiş oluyor diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle aynı maddeden yapılmış. X'e metal çubukların kesit alanları S2S'dir. Boyları eşit ve L kadardır. Buna göre X, Y metallerin güçleri Px, Py oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar gücü nasıl buluyorduk? Gücün burada 3 tane formülü vardır. Gücü şu şekilde buluruz. Ya V çarpı I'dan ya da arkadaşlar I kare çarpı R'den ya da V kare bölü R'den. Şimdi burada her iki bile özdeşeceği için o zaman buraları V yazalım. Burada dirençlerini bulabilir miyiz? Evet direnç neye bağlıydı? Tabi boyuna kesite bağlıydı. O zaman bu direnci hemen hesaplayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Rx diyelim bunu. Rx nasıl buluruz? Rho L bölü S. Aynı şekilde R'ye şöyle bakalım. O zaman aynı öz dirence sahip. Çünkü aynı madde demiş. Boyu L kesiti ikisi. O zaman ikisi dedik. O zaman bunu arkadaşlar R dersek. Bu bunun kaç katı? İki katı. O zaman bu dirence hemen 2R diyelim. Bu dirence R diyelim. Bakın burası 1 bölü 2 1. O zaman Y'nin kaç katı iki katı. Şimdi burada hangi formülü kullanmamız lazım? En mantıklısı bu arkadaşlar. Neden? Çünkü voltların aynı olduğunu ne yapıyoruz burada? Aynı olduğunu voltlarının görüyoruz. E dirençlerini de bulduk. O zaman arkadaşlar, şimdi ne yapabiliriz buradan? Hemen soruyu çözebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. O zaman bu ifadeyi kullanacağız. P eşittir V kare R'den gideceğim. O zaman Px'i bulurken. Px'in V'si ne kadar? V. O zaman V kare bölü direncine bölüyorum. 2 Bunu halletmiş olduk. Y'ye yazalım. Y'nin voltu ne kadar? V. V kare bölü R. O zaman şöyle dersek, buraya P dersek, burası bunun 2 katı olur. Oran yaparsak 1 bölü 2 olarak görmüş oluyoruz. Geldik. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Bir evde bulunan ütü, fırın ve lambanın gücü kullanım süreleri verilmiştir. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0.5 TL olduğuna göre bir ayda bu aletlerden dolayı faturaya yansıyan tutar kaç TL işte. Bir ayda 4 hafta olduğu alınacaktır demiş arkadaşlar. Şimdi burada tabi ki evimize gelen fatura ne üzerine hesaplanır? Enerji üzerine hesaplanır. Enerji bulunurken arkadaşlar şöyle yapalım. O zaman şurayı bir temizleyelim. Enerji nasıl bunu? Enerji arkadaşlar E eşittir. Güç çarpı zamandır. Çünkü fatura hesaplarken kilo, watt saat üzerine hesaplar. O zaman burada gücünü vermiş gücü arkadaşlar. Bakın gücün birimi watt zaman. O zaman bundan bunu çarparsak direkt enerji. O zaman ütünün sahip olduğu enerji ne kadar? Bu ifadeyi çarparsak 2000 çarpı 5'ten arkadaşlar. Ne yapar, ne yapar burada? 2000 çarpı 5, 10.000. O zaman 10.000 10.000 watt saat ne yaptı? Ütü yaktı. Buradan bunu çarparsak 1600 çarpı 5'ten 8000 oldu. 8000 watt saatte buradan harcamış oldu. Lambada 200 çarpı 8'den ne yapar? O zaman 1600 watt saat oldu. Hepsini bir toplayalım. Kaç oldu arkadaşlar? 18 19000 o zaman 600 watt saat oldu. Tabi bize kilowatt saat üzerinden sol için bunu 19.600 kilowatt çevirirsek 3.0 geri gider. 19.6 kilowatt saat oldu. Şimdi tabii ki bu haftalık yakma bir hafta arkadaşlar 4 hafta olduğu için bir ayda 4 hafta olduğu için bunu 4 çarpalım. 4 kere 6 24 2 elde 4 kere 9 36 2 daha 38 4 kere 1 4 o zaman ne yaptı? Burada arkadaşlar 78,4 oldu. Demek ki aylık harcamamız bu kadar. Tabii ki kilowatt saati 0.5 olduğu için bu 78,4 o zaman 0.5'e çarparsak 2'ye bölmüş oluruz. Ne olur arkadaşlar? Şöyle diyelim. Buraya 2'ye bölersek 2 oldu. 4 o zaman şöyle bir düzeltme yapalım. Kaça bulunur? 78 bölü 4'ün 2 oranı şöyle temiz bölelim arkadaşlar. 78,4'ü 2'ye bölersek şurası 3. Evet 18,9 oldu. O zaman 39,2 yani 39,2 TL'lik bir faturamız gelmiş oluyor arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Şimdi ne demiş bize şekilde elektrik televizyon voltmetre 110 voltu göstermektedir. Ütüden 1 dakikada kaç yıllık enerji çıkar. Şimdi şöyle yapalım. Tabii ki ütünün üzerindeki enerji hesaplarken enerjinin formülü E eşittir. E vitamini şeklinde yazabiliriz. Şimdi buranın 110 olduğunu söylemiş. Burası 110 voltsa burası da 110 volt olur. Neden diyeceğiz? Çünkü toplam 220 olduğu için eğer 110 volt buraya kullanmışsa 110 volt buraya olsa 110 110 220 yapar. Şimdi bize tabii ki o zaman bize ütünün harcadığı enerji sormuş. O zaman buraya hemen 110 olduğunu biliyoruz. Akım bulmamız lazım. Akımı şuradan bulabiliriz. Buradan arkaya vır yazabiliriz. Burası o zaman burası 11 çarp i dersek akımımız kaç oldu? 10 amper oldu. O zaman buradan geçen akım 10 amperse ütüden geçen akım da 10 amper çünkü devre seri. O zaman şurayı da bulduk arkadaşlar. Şuraya 10 yazdık. 1 dakika dediği için dakikayı saniye çevirmemiz lazım. O zaman 1 dakika 60 saniyede bunu da 60'ta çarparsak ne oldu arkadaşlar? Şöyle yapalım. 6 x 1 6 66. O zaman şuraya 3 0 yazalım. Burası arkadaşlar jül oldu. Ama bize kilo jül dediği için kiloje çevirirken ne yapılır? 3 0 buradan atılmış olur. O zaman 66 kilo jül olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar farklı bir sorumuza. Sorumuz şöyle özdeş x, y, z lambaları şekil 1'deki bağlanmıştır. Bu lambalar şekil 2'deki bağlanırsa parlaklık nasıl değiş? Şimdi gençler lambanın parlaklığını kıyaslarken şöyle yapabiliriz. Akıma da bakabiliriz, volta da bakabiliriz. Ama burada tabii ki devreler değiştiği için akım sürekli değişir. Onun için parlaklığı kıyaslarken volt üzerinden baktık daha iyi. Yani volt demek ne demek arkadaşlar? Şey pilin değeri üzerine gitmemiz lazım. Şimdi gördüğünüz gibi burada ortak iki tane pilimiz var. Pillerin değerini EE demiş. Biz bunlara istediğimiz değeri veririz. Buna istersek arkadaşlar biz 3V diyelim. Ve istersek 30 da diyebiliriz. Her bir 3V olsun. o zaman bu 3V'yi 3 3V voltu dağıtalım. Şimdi dağıtırken şöyle düşünmemiz lazım. Bu devrenin tamamı 3 volttur. Ama buranın voltu bunun iki katı olur. de Akım iki katı olduğu için. Işte. O zaman buraya 2 voltluk bir volt verirsek burası B olur. Buraya v olur. hocam diyecek 4 o oldu. Hayır. Çünkü paralelde bir tane alır. 2 volt burada. 1 volt burada. Toplam 3 volt olur arkadaşlar. Ama sadece burada dikkat etmeniz gereken x'in voltu y'nin z'nin 2 katıdır. Neden? Akımından dolayı 2 katıdır. Şimdi buraya geldiğimizde zaman bu devre paralel. Yani buranın paraleli buraya paralel olduğu için o zaman z direkt 3 v olur. x ve y'nin toplamı 3 v. Ama o zaman ne olur arkadaşlar? Burası 1.5 v. Burası 1.5 v. Şimdi kıyas yapalım x 2 b iken 1 buçuk oldu. O zaman ne oldu? A azaldı diyoruz. Y 1 iken 1 bir buçuk oldu. O zaman arkadaşlar arttı diyoruz. Z 1 iken 3 oldu. O zaman bu da arttı diyoruz. Cevabımızı evet B seçeneği olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik. Buradaki sorumuz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Özdeş KLM lambaları ışık vermektedir. Bunların parlaklıklarına kıyas Şimdi arkadaşlar parlaklığı kıyaslarken akım ya da volta bakabiliriz demiştik. Bu devre tek bir devre ise o zaman direkt akım üzerinden gidebilirsin. Akımı şöyle dağıtalım. Şimdi burada iki tane direnç olduğu için iki dirençten iyi akımı geçiyorsa bir tane lambadan ikiyi geçer. Bunlar birleşir. Burada üç iyi olur. O zaman arkadaşlar akımı büyük olanın akımı büyük olanın parlaklığı daha büyüktür. En fazla akım kimde var? M'de var. O zaman M'nin parlaklığı en fazla. Daha sonra K'da var. Evet K'yı 2 aldık. L'den iyi geçtiği için o zaman L'nin parlaklığı da en sonunda olmuş olur diyoruz. Geldik başka bir sorumuzda. Özdeş, lamba ve iç önemsiz üreteşler şekilde bir kurulmuştur. Yargılarından hangisi yanlıştır demiş. KL lambadan parlaklık eşit. Bakalım. Şimdi buradaki lamba buradaki pilin değeri V ise bunların her birinin V olduğunu ne yapıyor? Özdeşleşsin. için yazıyoruz arkadaşlar. O zaman bu V ise bu da V'ye kadar volttu. Bu ikisi 2 iki V ise her birine V V düşer. Çünkü 2 V'yi ne yapıyor? Dağıtıyor seri olduğu için. Paralelde bütün voltlar eşittir. O zaman birinci ifade doğrudur arkadaşlar. En parlak lamba M lambası demiş. Hayır M lambası olma. M lambası değildir bütün parlaklıkla eşittir. O zaman arkadaşlar bize yanlışı sorduğu için o zaman yanlışı bulduk. O zaman ne oldu? Cevabımız bu oldu. Çünkü bütün parlaklık eşittir. K'nın parlaklığı da, L'nin parlaklığı da, M'nin parlaklığı hepsi aynı voltu gösterir. Parlaklığı eşittir. Et evet, diğerlerine bakmamız çünkü Bize yanlışı sorduğu için arkadaşlar hepsinin eşit olduğunu burada görmüş olduk. En parlak M yanar demek yanlış bir ifade olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Bir tane mıknatıs sorumuz var. Sorumuz şöyle gençler. X, Y, Z mıknatısına ait manyetik alan çizgileri verilmiştir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi soruya şöyle bakalım. Tabii ki mıknatısı incelerken mıknatısın iki kutbu vardır. Bir tarafı N'dir, bir tarafı S'dir. N'den çıkar, S'ye doğru şu şekilde ne yapması lazım? Manyetik alan vektörlerin buradan çıkması lazım. Ve S'ye doğru yönelmesi lazım. Şimdi bunu dikkat ederek çözelim. O zamanki okların yönünü ama biz kendi kafamızı göre yön tayin edebiliriz. O zaman bu tarafa doğru gitse o zaman burası ne? Burası S olur. Şimdi burası da arkadaşlar buradan da buraya gitmediği için o zaman burası S burası ne olur? Burada da arkadaşlar o zaman burası ne? Burası S. Neye göre yaptık? Yani demek ki burada N'den S'ye gitmiş. Buradan da S'den S'ye gidemeyeceği için arkadaşlar buradan da N'den S'ye gitmiş. Burada da arkadaşlar bakın Buradan bu tabi gidememiş. Yani şuraya gidememiş. Demek ki N'den S'ye gitmiş. O zaman bakalım. K, L kutupları işte zıttır. K neresi? K ve L zıt mıdır? Evet. Buraya arkadaşlar. Şurası K demişiz. Şurası K kutbu. Burası da L kutbu. Zıt oluyor. O zaman birinci ifade doğru. L, M kutup işaretleri aynıdır. L, M neresi? L burasıyla burası da arkadaşlar. Biraz altta gözüküyor. Evet. Bunların işaretleri aynıdır. Doğrudur. KT kutup işaretleri zıttır. KT K burası. T de burası. E, evet, bunlara ne demişiz arkadaşlar? Nes eksi de aynı olduğu için bu ifade yanlış olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Üzerine iyi akım geçen bir düz telde o noktada bir manyetik alan oluşmaktadır. Manyetik alan şiddetini azaltmak için ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar normal şartlarda 11. sınıfta bunun manyetik alanın formülü var. Bir noktalı uşağı manyetik alanın formülü şöyle yapıyoruz. B eşittir. B manyetik alanın sembolü. K çarpı 2 i bölü de. K burada sabit bir sayıdır. Bosman sabit. I yani akımla doğru orantılı uzaklık ters orantılı. Şimdi biz manyetik alan değerini azaltmak istiyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim. D uzaklığını, D uzaklığını artırmak B değerini ne yap azaltır. Umarım bu ifade doğrudur. Akımı azaltma. Evet akım düştüğü zaman manyetik alan değeri düşer. O zaman bu da doğrudur. İyi akım şiddetini artırma. Hayır akım artırmak manyetik alanı artırır. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. KLM noktalarındaki manyetik alan büyüklüğü sormuş. Manyetik alan değeri nasıl yazıyorduk? B eşittir K 2 i bölü D. Yani kısaca arkadaşlar uzaklıkla manyetik alan nasıl orantılı? Uzaklık arttıkça manyetik alan değeri azalır. O zaman K ve L'nin uzaklıkları aynı. O zaman K ve L'de oluşan manyetik alan aynıdır. M noktası telden daha uzak olduğu için manyetik alan değeri nedir? Daha küçüktür. Cevabımız o zaman K'ya eşit. Büyük M olarak söylemiş Evet gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim.